Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzun konusu Terra Luna ve Lunge'deki ani hareketler arkadaşlar. Bununla birlikte her iki coin'i inceleyeceğiz ve gelecekteki beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce sizden ricam, kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız. Yine videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basarak daha çok kişiye ulaşmamız adına arkadaşlarınızla paylaşmanızdır arkadaşlar. Şimdiden göstereceğiniz ilgi, alaka ve desteklere teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, öncelikle Luna'dan başlayalım. Neler oluyor? Dün bildiğiniz gibi Binance'in listelemesiyle birlikte ani bir yükseliş grafiğini yakalamıştı Luna. Ve eski yatırımcıları bir nebze olsun umutlandırmıştı ama daha sonra bu ani yükseliş ani bir gerileme ile devam etti. Sonra bir kısmi yükseliş ve sonra bildiğiniz gibi düşüş eğrisiyle şu anda standart düşüş eğrisiyle gidişatına devam ediyor. Ve yüksek bir volatilite ve dalgalanma söz konusu. Bu da yeni çıkan bir coin için arkadaşlar hiç de iyi bir durum değil. Bu yeni çıkan coin'e güvenin olmadığını gösteriyor arkadaşlar. İlk etapta yeni Luna'yı inceledik. Şimdi Lunge'ye bakalım. Lunge'de de durum farklı değil. Lunge'de de ani dalgalanma hareketleri dibe de vursa arkadaşlar, biliyorsunuz yaklaşık bir ayda inanılmaz bir, daha önce benzeri görülmemiş bir düşüş ve kayboluş ve değer kaybediş yaşayan Lunge arkadaşlar sıfıra dahi yaklaşsa inanılmaz derecelerde bir volüm görüyor. Bu hatta market kapasitesinin üzerine kadar çıktığını görmüştük bu migration döneminden önce, kısa bir süre önce. Migration döneminden sonra yine borsalar açıldıktan sonra arkadaşlar yine devam ediyor. Ve hacim düne göre bakın %53 arttı ki bunun yeni Luna'nın da devreye girmesiyle beraber azalması bekleniyordu. Ama halen hacimde alım satımda yüksek dalgalı hareketler söz konusu. Bununla ilgili yine piyasanın önde gelen yorumcularının yapmış olduğu yorum şu şekilde: artık bu iki coin'e de arkadaşlar güven oldukça azaldı. Şu an piyasada işlem yapan kesimler tamamen spekülatif işlemler olduklarını söyleniyor. Yani spekülatif işlemlerle arkadaşlar yatırımcıları buraya çekip buradaki ani alım satımlarla ve ani grafiklerle, yani kısaca şunu söylemek istiyorum, kumar oynar gibi bir işlem yapılıyor arkadaşlar. Bu da hiç, yani bir coin için olabilecek en kötü durum. Bu her iki coin için de maalesef şu anda devam ediyor. Terra Vakfı'nın da bunu engellemeye dönük herhangi bir ne bir açıklaması var ne de bir yaptırım var ya da bir karar var. Borsalarda da durum keza aynı. Özellikle Binance'in işte biz dalgalanmayı önleyeceğiz, bu yüzden biraz geç açacağız, volatiliteyi de bu sayede engellemiş olacağız, birçok borsadan daha geç işlemlere girmesine rağmen dengenin bulunduktan sonra bir hareket grafiği oluşturmak istemesine rağmen arkadaşlar Binance'deki listelemede bu ne dalgalanmayı ne de volatiliteyi etkiledi. Tam aksine dün itibariyle Binance'in işlemi açmasıyla yeni Luna'yı arkadaşlar %800'lük bir hacim artışı oldu ve bu da hiçbir işe yaramadığını göstermiş oldu. Şu anda yeni yatırımcılar için inovasyon grubunda olduğunu belirtiyor ve riskli olarak tanımlıyor Binance ve birçok borsa. Ancak şunu söylemek lazım, eski yatırımcıların verilen airdropların arkadaşlar burada hani anlık bir işte 6 dolardan 10 dolardan işte bir ani 50 dolara çıkması değil de tam aksine istikrarlı bir grafik çizerek yeni Luna'nın yukarı yönlü grafik izlemesinin çok daha umut verici olacağını düşünüyordu yatırımcı. Ama maalesef arkadaşlar bu şu anda görülmüyor. Bakıyorsunuz eski Luna'da müthiş bir prim yaptığını görüyoruz. Bakın 3 dolarlardan burada baktığımızda 3 dolar, 5 dolar ve İşte 3x, 4x, 5x, 6x, yani yılın 120'lere kadar çıkana kadar oldukça başarılı bir grafik. Aralarda tabi düşüşler oluyor piyasa hareketleriyle.
Ama bu anlık düşüş arkadaşlar daha önce kripto para piyasasında gerçekleşmeyen ve tamamen bir fiyasko olarak tanımlanan bir durumu oluşturdu. Burada yeni Luna'da da yeni Luna projesinde de işte beklenti özellikle Luna'ya hala güvenleri olan kişiler için böyle olacağı yönündeydi. Ama şu lansmanı yapılmasıyla beraber geçen 2-3 günlük sürede de arkadaşlar grafiği görüyorsunuz. Ne olduğu belli değil. Yani yukarı mı çıkıyor, aşağı mı iniyor? Bunu kimse anlamıyor. Bakın şu anda 6 dolara çıkmış olabilir. Ya, birkaç saat içinde 10 dolar da olabilir ama 0,1 sent de olabilir. Yani grafik elle tutulur bir yanı maalesef görünmüyor. Hangi göstergeden bakarsanız bakın bir mantıklı bir yanı bulunamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu dönemde bu her iki coin'e de girmek isteyen yeni yatırımcıya önerimiz arkadaşlar lütfen temkinli olun. Büyük alımlardan uzak durun. Kademeli ve günlere yayarak eğer projeye güveniyorsanız yatırımınızı yapın. Bu arada şunu da tekrar hatırlatmak istiyoruz. Burada kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece oluşacağın hareketlere kişisel fikirlerimizi beyan ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar karınızdan ve zararınızdan bizzat kendi sorumlu olmanız sizin yararınıza, bunu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Evet, durum genel itibariyle bu böyle. Bu arada yine bir önemli bir konu var arkadaşlar. Bu airdroplarla ilgili bir takım işte haksızlık olduğuna dönük iddialar var. İşte bir yeni Luna hak etmeyen kişilere bu Lunaların gönderilmemesi konusu. Arkadaşlar yani bu tamamen Terra Vakfı'nın bu yeni Luna'yı listelemesine müteakip işte eski elinde Lunca'yı bulunduranları da işte saldırı öncesi ve saldırı sonrası diye iki gruba ayırmışlardı. Burada saldırı sonrasındaki tarihi de tek tarih olarak kabul edip yapmışlardı. Buna bir itiraz gelmişti de şimdi de bir USD yani bir yeni Luna'nın altında değerli arkadaşlar hak ediş olanlara Luna havuzuna atıldığı söyleniyor. Buna da birçok kullanıcı itiraz ediyor ama yeni Luna'nın arkadaşlar sunuma çıkmadan önce sayfasında bu belirtilmişti. Buradaki itiraz tamamen boşa olmuş olacak. Buna bilginiz olsun. Bu arada yine bir itirazda neden işte bütün hak edişim gelmiyor? Arkadaşlar yine bu yeni Luna oylamaya sunulduğunda aslında ilk oylamaya sunulduğunda böyle bir kural yoktu. İkinci değişiklikle beraber ilk etapta %30'unu kalanını da %70'ini de 2 yıl boyunca yani kalan 17,5'luk 4 eşit parçada dağıtılacağı ile ilgili bu da Luna'nın henüz yeni Luna'nın lansmanından önce kararlaştırılmış bir konu. Her iki itiraz da boş olacak. Tamamen Luna grubunun almış olduğu karar arkadaşlar. Evet, durumlar genel olarak böyle. Bu iki coin'in de şu anda zarar eden arkadaşlar gerçekten daha da sıkıntılı bir döneme doğru gidiyor gibi duruyor. Ümit edelim bu grafikler pozitif yönde değişir ve zararlarını aza indirgerler arkadaşlar. Tabii bu konuda tüm kripto para piyasasını Luna'da yatırımı olan ve olmayan herkesi ilgilendiriyor. Çünkü böyle bir olay diğer coinlere yansırdığı gerçeği genel piyasaya ancak diğer güvenilir coinlerde de böyle bir durum söz konusu olabilir mi endişesini getiriyor arkadaşlar. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yine bir takım iddialar var. İşte yani yeni çıkan Luna'nın artık DeFi yani Decentralized Finance grubunda arkadaşlar rakipleri karşısında tamamen etkisiz kalacağı yönünde. Çünkü rakiplerinin arkadaşlar böylesi bir grafikle çok gerilerde kalacağını ve geçmişteki Luna'daki bu hezeyanın yani bu kaybın bu yeni Luna'da da söz konusu olduğunu 3 günde iddialar var. Bunu da zaman içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Evet, videomuzda genel olarak dalgalanmayı, bu ani hareketleri konuştuk. Umarım bu bilgiler sizlerin yatırımında sizlere yardımcı olur. Lütfen arkadaşlar ani hareketlerden, yüklü miktardaki işlemlerden kaçının. Çünkü şu anda çok riskli bir dönem. Biraz daha sakinlemesini beklemekte fayda var. Projeye güveniyorsanız bana kalırsa bir 10 gün beklemek gerekiyor en az.
Yani güven duymuyorum, bir an önce çıkmam gerekiyor diyen arkadaşlar da ikiye ayırıyorum. Eskiden yani ilk yüksek değerlerden olan arkadaşlar Lunge'de bir süre daha kalmalılar. Airdroplarını bence bir süre daha ellerinde tutmalarında bir sakınca yok. Ama yeni girecek olan, daha doğrusu düşükten olmuş olan arkadaşlar, düşükten olacak alan arkadaşlar tabii ki şu anda bir takım hani iner çıkar bu ani hareketlerle büyük kazançlar sağlayabilirim diyor. Ona da bir süre beklemelerinde fayda var. Ancak yeni ve yüklü alım yapacak arkadaşlar bir süre daha lütfen uzak durun, izlemede kalın, sizin yararınıza olur diyorum. Çok ani kazançlar, çok ani götürüler de getirebilir. Lütfen dikkat edin. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşça kalın arkadaşlar.